Herkese selamlar. Bugün One Piece mangası 1022. bölümü inceleyip yorumlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Bölümün ismi Yıldızlar Sahne Alır. İlk okuduğumda Kaido'nun yıldızlar olarak adlandırdığı adamları aklıma geldi. Yani King, Queen, Jack ağırlıklı bir bölüm olacağını düşündüm. Bundan bahsetmemin sebebini ilerleyen zamanlarda açıklayacağım. Kudretli uçan altılının yenildiğini öğreniyoruz. O kadar da kudretli olmadıkları aşikar. Onigashima'nın Wano ana karasına yaklaştığını görüyoruz. Bu görsele baktığımda ilerleyen bölümlerde eğer gerçekten Momo Shinobu tarafından büyütülürse Onigashima'nın Momo tarafından tekrardan uzaklaştırıldığını savaş esnasında görebiliriz. Mesela Kaido Wano Anakara'yı yok etmek için Onigashima'yı serbest bırakırken Luffy'nin Kaido'yu oyaladığı ve Momo'nun bir anda büyümüş formuyla karşımıza çıkıp Onigashima'yı havada yakalayıp uzaklaştırdığı bir sahne gerçekleşebilir ya da savaş sonrası da Onigashima'yı uzaklaştırabilir. Raizo ve Fukurokuju savaşı ile karşılaşıyoruz. Burada Fukurokuju'dan bana göre önemli sayılabilecek bir şey öğreniyoruz. Onibanshu'nun her zaman için mevcut şoguna hizmet etmelidir sözünden Kaido'yu sevmese bile mevcut konumundan dolayı yanında durduğunu öğreniyoruz. Zaten eski bölümlerin birinde ya Kaido'nun ya da All Star'ların birinin savaşında bu karakterin savaş alanını sessizce terk ettiğini görmüştük. O zaman da dikkatimi çekmişti bu hareketi. Belki Raizo bir şekilde Fukurokuju karakterini kendi saflarına geçmesini sağlayabilir ve Kaido ile ilgili bilgileri bizimkilere verebilir. Bu arada kulak memesi tekniği de garipmiş. Acaba Enel de bunu kullanıyor mudur? Merak ediyorum. Raizo'nun o gün ağladık, güldük ve Oden-sama ile birlikte öldük. Hepimiz hayaletiz. Efendimizin hayalini yerine getirmek için hevesliyiz sözleri bende bir his uyandırdı. Aylar önce 47 Ronin filmini izlemiştim ve biraz hikayesini araştırmıştım. 47 Ronin hikayesinden kısaca şöyle söz edebilirim. Bir grup samuray efendilerinin ölümünün intikamını alırlar. Kendileri de cinayet işledikleri için harakiri yaparak intihar ederler. Bu hikaye Japon kültüründe önemli bir yere sahip. Okumanızı, izlemenizi tavsiye ederim. Bu hikaye ile beraber acaba Wano Savaşı sonunda 9 Kızılkın'ın görevlerini yerine getirdikten sonra harakiri yaparak efendileri Oden'in yanına giderler mi diye düşündüm ama bir yandan da bunun çok uçuk bir fikir olduğunu düşündüm. Sonuçta Wano için önemli karakterler bunlar ve bir anda ölmeleri Wano'yu zayıflatabilir. Tabii ki başka önemli ve güçlü karakterler de mevcut ama bu 9 Kızılkın şu an Wano'nun en ön plandaki isimleri. Yani bu konuda biraz kararsızım açıkçası. Acaba Japon kültüründe bu kadar önemli bir olayı 9 Kızılkınlara uyarlayacaklar mı? Yani şerefli, onurlu ve onları Wano'nun kahramanı haline mi getirecekler yoksa Wano'nun gelişmesi ve ilerleyen savaşlar için Luffy'ye yardım etmeleri için devam mı edecekler göreceğiz. Belki bu 47 Ronin olayını hikayenin sonuna yani finale yakın zamanlarda da görebiliriz. Gerçi Luffy veya Momo izin verir mi böyle çılgınca bir şeye emin değilim. Ama Japonlar için onur, gurur önemli şeyler ve Eiichiro da kendi kültürünü yansıtmak ister diye düşünüyorum. O yüzden biraz çekimserim bu konuda. Yani her an her şey olabilir. Yine şafak kelimesi geçiyor. Bunu çoğunlukla dinin geçtiği yerlerde de görüyoruz. Güneş tanrısı Nika dillerin atası veya lideri olabilir. Belki de buna paralel olarak ayı temsil eden bir karakter de vardır. Enel'in uzay kapak hikayesinde birazcık araştırmıştık. Belki Nika'ya paralel olarak bir karakter daha çıkabilir. Nika dilleri temsil ediyorsa ay tanrısı acaba dünya hükümetini mi ya da imi mi yoksa kara sakalvari dilleri mi temsil ediyor? Merak ediyorum açıkçası. Bu konunun derinine inmeyeceğim. Bununla ilgili bir teori videosu yapmayı planlıyorum. Ama maalesef zaman bulamadığım için oturup düşünüp yazamadığım bir şeyler ve önemli bir konu olduğu için fazla aceleye getirip
saçmalamak istemiyorum. Yani size baştan savma bir şey değil de elle tutulur, güzel bir hikaye sunmak istiyorum. O yüzden biraz anlayış göstermenizi bekliyorum. Hawkins ve Killer Savaşı ile devam ediyoruz. Aralarında geçen diyalog bana Hint dizisi tadı verdi açıkçası. Tabii ki düşününce mantıklı açıklamaları var ama Kid'in içinde bir voodoo bebeği koyması pek hoşuma gitmedi. Olayları uzattıkça uzatmaları gerçekten hoşuma gitmiyor. King ve Queen'i görüyoruz. Luffy'lerin tarafına geçen adamlarına saldırıyorlar. Marco'nun da bitkin düştüğünü görüyoruz. Gerçekten beklemiyordum onu bu şekilde görmeyi. Zoro'nun durumu gerçekten ağır olduğu için ilaç hala etkisini göstermemiş. Zoro'yu da hedef alıp öldürmek istemeleri, Zoro için şeref madalyası gibi bir şey. Sanji de Zoro'yu korumak için elinden geleni yapıyor. Perospero'nun Sanji'yi arkadan öldürmeye çalıştığını görüyoruz. Son anda Nekomamushi bunu engelliyor. Kaido'nun adamları Zoro'nun götürüldüğünü görüyorlar ve bir anda Zoro'ların karşısında King beliriyor. King, Zoro'ya saldıracakken Marco yardımımıza koşuyor. Bu arkta gerçekten Marco'ya hayran kaldım. Yani Yonko komutanı olduğunu gerçekten hissettiriyor. King'in saldırısının ismine dikkat edelim, buna değineceğim. Marco'dan King'in ırkı ile ilgili çok önemli bilgiler öğreniyoruz. Kızıl Hattın tepesinde ateş büyüsü yapabilen bir ırkın yaşadığına dair bazı söylentiler olduğunu ve King'in Alevli King olarak anıldığını öğreniyoruz. Şu soruyu aklıma getirdi. Acaba başka elementleri kullanan ırklarda mevcut mu? Suyu kontrol eden balık adamlar, havayı kontrol eden gökyüzü adası sakinleri. Tam olarak büyü olarak sayılmasa da en azından havayı kontrol edebilecek aletleri var diye düşünüyorum. Ya da ilerleyen zamanlarda gökyüzü adası ile ilgili ve orada yaşayan insanlarla ilgili farklı şeyler de öğrenebiliriz. Alevi kontrol eden King'in ırkı. Peki ya toprak? Bununla ilgili bir şey gelmiyor aklıma şu anlık. King'in saldırısı Ando'nun ilahi alevindeki Andon acaba King'in ırkının önemli bir figürü olabilir mi? Mesela bir tanrısal karakter olabilir mi diye düşünüyorum. Aynı Güneş Tanrısı Nika karakteri gibi. Gerçi bu o kadar önemli bir detay mı? Emin değilim. Anlatırken biraz tereddüt ettim açıkçası. King ve Queen'in Marco'dan etkilendiğini görüyoruz. Marco da ellerini kaldırarak görevini yaptığını ve artık yıldızların sahne almasının vakti geldiğini söylüyor. Videonun başında bölümün ismiyle ilgili konuşurken aslında burayı bekliyordum. Bölümün ismine baktığımızda King, Queen, Jack ağırlıklı bir bölüm beklediğimi söylemiştim ama burada aslında bir gönderme yapıyor Marco. Burada bana göre Big Mom ve Kaido ile beraber eski çağın da bittiğini ve yeni nesil korsanların çağının başladığını söylediğini düşünüyorum. En azından ben böyle yorumluyorum. Muhteşem ikili her ne kadar anlaşamasalar da yeri geldiğinde beraber yıkıcı bir güç ortaya çıkartıyorlar. Her ne kadar belli etmeseler de birbirine değer veriyorlar. Zoro'nun bu sözleri aslında Sanji için bir uyarı niteliğinde, yani durumun ciddiyetini ve sonuçlarını söylüyor. Bir nevi onun sınırlarını zorlamasını, yani her şeyini vermesini istediğini söyleyebiliriz bu savaş için. Sanji'nin suratında da mutlu bir surat ifadesi görüyoruz. Sanji de anlıyor, eğer burada zafer kazanırlarsa dünya Hasır Şapka korsanlarının ismiyle sallanacak ve Luffy Korsanlar Kralı için çok güçlü bir isim haline gelecek. Bu da tabii ki tayfaya saygınlık, prestij kazandıracak. Tabii ki ödülleri de muazzam derecede fırlayacak. Gerçekten bölüm okuması keyifli bir bölümdü. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bu bölüm için incelemem ve yorumlamam bu kadardı. Umarım ayırdığınız zamanın hakkını verebilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.